TS Mutfağı'ndan merhaba. Bugün yalancı acı badem kurabiyesi yapıyoruz. Malzememiz çok az, yapımı çok kolay. O yüzden hemen başlıyorum vakit kaybetmeden. 1 su bardağı fındığım var ve 1 su bardağı da çiğ bademim var. Bademleri kabuklu olarak kullanıyorum. Dilerseniz kabuksuz badem de kullanabilirsiniz. Rondoda güzelce çekeceğim şimdi bunları. İki yumurta akım var. Karıştırma kabını alıyorum. İçine bir tutam tuz ilave ediyorum. Ve kar gibi olana kadar çırpacağım. Yumurtaklarımız görmüş olduğunuz gibi koyulaştı. Şimdi içine yarım su bardağı şekeri azar azar ekleyip çırpmaya devam edeceğim. Şekerin tamamen eridiğinden emin olduktan sonra çırpma işlemini sonlandırıyorum. Şekerin eridiğini nasıl anlıyoruz? Öncelikle içinde tane tane şekerler görünmüyor. Ve yumurtaklarının rengi böyle mat beyazdan daha parlak bir beyaza dönüyor. Şimdi içine çekmiş olduğum badem ve fındığı ekleyeceğim. Şöyle bir kenarına döküyorum öncelikle. Spatula yardımıyla azar azar ilave ederek şöyle karıştırıyorum. Hamurumuz hazır. Şimdi hamurdan şöyle iki tatlı kaşığı yardımıyla parçalar alıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizeceğim. Fırınımı 160 dereceye önceden ısıtmıştım. Şimdi kurabiyeleri fırına vereceğim. Kenarları, üzeri değil bu arada, üzeri kızarmayacak. Kenarları, şöyle dip kısımları hafifçe kızarana kadar pişireceğim. 15-20 dakika civarında ama sizin fırınıza göre bu süre değişecektir. O yüzden ne yapıyoruz? Gözlemleyerek, kontrollü olarak pişiriyoruz. Yaklaşık 20 dakikada benim kurabiyelerimin kenarları kızarmaya başladı. Şimdi fırını kapatıyorum, ısısını sıfırlıyorum. Ama fırının kapağını açmıyorum, kurabiyeleri fırından çıkartmıyorum. Bir 15 dakikada bu şekilde bekleteceğim. 15 dakikamız da oldu. Şimdi kurabiyeleri fırından çıkarıyoruz. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Eğer tarifi beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Yeni yayınlanan tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz videonun sonunda çıkan logoya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada tüm sosyal medya hesaplarında Instagram'da, Facebook'ta vesairede beni KSR Mutfağı adıyla bulup takip edebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.